Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte mükemmel bir kamp başlıyor. Evet vallahi benim içime çok sinem. Binlerce kişiye çok güzel bir şekilde dokunabileceğim. Ve bu geometriyi çok iyi bir şekilde en ince detayına kadar öğretebileceğim bir kamp. Sıfır geometri kampı başlıyor. Evet TYT ve AYT'de hala geometrik çalışmaya başlamayın arkadaşlar. Netleriniz 7'lerde 8'lerde ya da 12-13'lerde ya da en fazla 20'lerdedir. Ya da 20'lerde derken 20'yi geçemiyorsunuzdur. Neden? Bunun tek sebebi geometri. Hedeflerine ulaşabilmek için geometri yapmak zorundasın. E, ha, hocam korkuyorum. Eksiler diyeyim. İşte bu kampla birlikte o eksiler ya da sıfırlar olmayacak artık. Çünkü burada olayın mantığını özünü öğrenip bu işi çok iyi bir şekilde yapacağız. Her kalıp soru var burada. Yeni nesil sorular da var. Bu işi sana en iyi öğretecek olan yerlerden birindesin. Çünkü bu işin mantığını da ben sana sadece bu soruları çözmeyle olmaz. Mantığını da katarak mantığını bir şeyler ezberleterek değil mantıkla birlikte bu yol haritasını çizip sizinle birlikte çok güzel işler yapacağız. Zaten kamp 27-11'de başlıyor. Ee, ne zaman bitiyor? Mayıs'ın ortasında bitiyor. Sınavdan bir hafta önce bitiyor. Yani bir ay önce bitiyor. Dolayısıyla sınavdan bir ay önce biten kamp. Esen sen şimdiden itibaren başlarsa büyük ihtimalle zaten geometride hem TYT'de hem AYT'de onar soru çıkıyor. Yani yarısının üstünde yapabilecek seviye kesinlikle ama kesinlikle gelebilirsin. O yüzden hiç geometri yapmayan arkadaşlar, başlamayan arkadaşlar kesinlikle başlasın. 11. sınıf arkadaşlar, kesinlikle ama kesinlikle bu kampa başlamalısınız çünkü teğet ayette çalışırken en büyük yüklerden biri geometri oluyor. O yüzden bu yükün birazını 11. sınıfa vermelisiniz ve birlikte bu işe başlarsak çok faydasını göreceksiniz. Özellikle bu sıfır geometriyle başlarsak durumu ne olursa olsun en kötü öğrenci de en iyi öğrenci de 11. sınıfsa bu sıfır geometriyle başlasın. Temeli burada atalım. Temeli burada attıktan sonra çok da güzel şeyler sonrasında gelecek. Çünkü sonrasında da e, yeni sene başladığında da yeni kapla zaten bu işe başlayacaksınız. Farklı bir kapla farklı sorularla başlayacaksınız. O da çok güzel bir şekilde olacak inşallah. Ama öncelikle şimdiden itibaren bak okulunu da böyle fazla okulunu da etkilemeyecek şekilde haftalık bir kamp programı yayınladım. O pdf içerisinde açıklama kısmında zaten var. Oradaki kampa göre de her pazartesi videolar yayınlanacak zaten. Daha doğrusu her 4 günde bir yayınlayacağım ben de her pazartesi siz o programa uyarak çalışırsınız ve geometrinizi çok iyi bir hale getirirsiniz. Yani 11. sınıfın sonuna geldiğinizde sizin geometride eksik bir şeyiniz kalmayacak. 12. sınıf geometrisini bile öğreneceksiniz. Evet 9 ve 10. sınıf öğrencileri. Bu sizin için de geçerli. İkinci dönem ne geliyor? Üçgenler geliyor. E, üçgenler biz burada anlatıyoruz. 10. sınıf öğrencisi ikinciden dörtgenler geliyor. E dörtgenleri yapmak istiyorsan üçgensiz olmuyor. Üçgenleri önce çalışırsın bu kitabı alıp sonrasında da dörtgenleri de burada beraber götürürüz zaten. Ve çok da güzel olur senin açından. E sonrasında da 11. sınıfa geldiğin zaman da sen geometriyi tam anlamıyla bitirmiş olursun zaten. Bu da senin için bulunmaz bir fırsat. Evet arkadaşlar, kitap işte burada. Canlısı burada. Evet baskı olarak da çok güzel oldu. Kitap gerçekten e, içeriği de çok güzel oldu. Biraz sonra PDF'te de göstereceğim. Bol soru çeşidi. Her kalıp soru var. E, bu kitapta bu kitaba nasıl ulaşabilirsiniz? Videonun açıklama kısmında 3-4 farklı link bırakacağım. Kitap seç, işte trend yol, kitap seç ya da farklı şeyler. E, siz sadece bir tanesine odaklanmayın. Üçüne birden bakın. Hangisinde uygunsa onu alın. Bu tavsiyede bulunayım size de. Yani cebinizde de zarar olmasın. Peki hocam ben bunun kitabı dokunup almak istiyorum diyen arkadaşlar da ne yapacaktır? Bu kitaba dokunup almak isteyen arkadaşlara da yine link bırakacağım bayiler diye. O bayilerde bulunduğunuz ildeki bayiyi bulup kitapçınıza gidip kitapçınızda alabilirsiniz. Peki hocam ben kitap almayacağım diyen arkadaşlar ne yapacak? PDF'ini de her video yani her videonun altında o konunun PDF'ini ben size bırakacağım. Siz de o PDF'in çıktılarını alıp o çıktı üzerinden de gidebilirsiniz. Ama hocam ben kitap alacağım. Kitap üzerinden gerçekten çok güzel gidiyor diyen arkadaşlar da kitap almasını da tavsiye ediyorum. Gerçekten kitap üzerinden çok güzel bir şekilde gidiyor. Ben TYT T, -T Geometri kampını kitap üzerinden gidiyorum ve öğrencilerden çok böyle güzel olumlu tepkiler alıyorum. Biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Ücretsiz özel dersi size veriyoruz. E, ücretsiz özel derse biraz kaliteli bir şekilde olsun istiyorsanız kitap almanız daha şey olur. Tabi yani fotokopi çektirseniz de siz e, olur. Ama fotokopi çektirince de biraz ne bileyim düzensizlik oluyor. Bunu size bırakıyorum arkadaşlar. Evet dediğim gibi ben özel dersinde ne veriyorsam burada da aynısını hatta fazlasını sizlere vereceğim arkadaşlar. Sıfır geometriyi tane tane güzel güzel her şeyin mantığını öğrenerekten en önemli şey mantığını öğrenerekten bir kuralları ezberleyerek değil. Bak tanımlardan bahsetmiyorum tanımlarını zaten bileceğiz her konuda birkaç tanım vardır. O tanımlar üzerine yorumlar ekleyerek mantığını vererek biz bu sıfır geometriyi işleyeceğiz. Böylelikle geometriyi ezberlemeden her şeyin mantığını öğrenerek her şeyi üst üste koyarak çok da güzel bir şekilde anlayacaksın. Zaten benim farklı bir tekniğim var. Hep eskiye böyle e, şey yaparım. Eski konuları kullanırım. Böylelikle eskiyi hep hatırlatırım. Yenisini de yaparken hep eskilerden faydalandığımız için yenisini de çok güzel bir şekilde anlarsın. Benim tekniğim bu şekilde. Bu teknikle de çoğu öğrenci çok güzel şeyler yaptı. Şimdi sıra de Birlikte çok güzel işler yapacağız. Evet gençler, bu videoda ne yapacağız? Bu videoda e, doğru da açı videolarına başlayacağız. Doğruda açı videolarında e, iki video olacak. Doğruda açıda sayfa 4'ten başlıyoruz. 4, 5, 6. sayfanın yarısına kadar geleceğiz. Haberiniz olsun. Hadi bakalım ilk dersimizle, ilk özel dersimizle dersimize başlayalım. Konu anlatımına başlamadan önce teşekkürlerimizi sunalım tabii ki. Evet yazar ekibi Tolga Han Hoca ve Emre Hocamıza, genel yayın koordinatörü Turul Bey'e, görsel yönetmen Tayfur Bey'e, dizgi ekibi net kitaplık dizgi birimine teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel işler yaptınız. Valla bizi çok kaliteli işlerle buluşturdunuz. Evet bir de kitaptan da şöyle sayfalar da göstermek istiyorum. Mesela doğru da açıyı işleyeceğiz biz bu dersimizde. Doğru açıda şöyle bakın. Klasik sorularla işi öğretiyoruz ve sonlara doğru bazen bazı konularda ortalarda da tabii yeni nesil sorularda var. Sorular böyle kolaydan başlayıp böyle ortaya doğru gidiyor. Yeni nesil sorularda var. Yani yeni neslin Böyle kolay konu anlatımı da diyebiliriz bu kitap için. Toplamda baktığımız zaman şöyle kaç tane arkadaşım? 23 tane doğru açılardan soru var. 23 tane doğru açıdan. Üçgende açıdan 60 küsür tane soru var. İşte ne bileyim, önemli konular. Alandan mesela 60 küsür tane soru var. Yani olayı kavramak için baya bir her çeşit kalıbı yazdık zaten burada. E, yeni nesil sorularda yeteri kadar zaten var burada. O yüzden çok güzel bir kaynak, çok güzel bir kitap. Yani her kalıp soruyu burada göreceksiniz ve bu işi çok güzel bir şekilde halledeceksiniz. Evet hadi bakalım çok fazla konuşmadan artık şu dersimize başlayalım. Evet doğrudan açıların ilk kısmıyla başlıyoruz. Doğrudan açıların ilk kısmında açıdan bahsetmiş. Öncelikle açının tanımını söyleyeyim. Başlangıç noktası aynı olan iki ışının birleşimine biz açı adını veriyoruz. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışın. Bak şu kırmızıyla gördüğünüz kısım açı. Hocam alfa açı değil mi? Değil. Açı dediğimiz kısım şu aslında. Evet AOB açısı şu kırmızı ile gördüğünüz kısım. Hocam alfa ne? başına M koyduğumuz zaman bu ölçüsü oluyor arkadaşlar. Alfa dediğimiz kısım da ölçüsü oluyor. Evet, madem açı bu, OAB açısı şurası, OAB açısı. Madem açımız, açının bir de iç tarafı var, iç bölgesi de var. Bu dışarıdaki pembe olan kısma da biz ne diyoruz? Dış bölgesi adını veriyoruz. Bazı kitaplarda karşılaşırsınız böyle AOB açısı derler, bir de parantez koyarlar. Bu ne demek? AOB açısı ve iç bölgesi anlamına geliyor. Açı ve iç bölge anlamına geliyor. Zaten burada biz şey attık ya bak mesela M koyduk başına. M, M uzaradan geliyor. Ölçü anlamında parantez koymuşuz. AOB açısının iç bölgesinin ölçüsü anlamına geliyor arkadaşlar. Bu yazılım. Tamam. Aklınızda bulunsun. E, bunlarla ilgili değişik soru tiplemeleri var mı? Var. Ama ÖSYM artık bu soru tiplemelerini sormuyor. AOB açısının ve iç bölgesiyle alakalı böyle kesişim kümelerle alakalı sorular soruyorlar. Ama artık geometride bu sorular olmadığı için biz de burada yer vermedik haberiniz olsun. Ama böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman parantezle karşılaştığınız zaman açı ve iç bölge olduğunu da bilin. Tamam mı? o yüzden buraya da yazdım. Şimdi açı çeşitlerine gelelim. Dar açı ölçüsü 0 ile 90 derece arasında olan açıya biz ne diyoruz? Dar açı diyoruz. Evet nokta noktalı kısımlar var. Burada da sizin doldurmanız kısımlar var. Sizin doldurmanız gereken kısımları da mutlaka mutlaka doldurun. Ben de bazı şeyleri yazıyorum ya yukarı. Sizler de mutlaka mutlaka yazın. Evet, 0 ile 90 derece arasında olan açıya dar açı diyoruz. Şöyle açımız 0 ile 90 derece arasındaysa. Peki şu dik açı nedir? Dik açı bak dik dik işareti ters T ile gösteriliyor. Dikkat et, ters T ile gösteriliyor. OA ile OB dik. Yani ölçüsü 90 derece olan açıya ne diyoruz? Dik açı adını veriyoruz. Geniş açı ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açıya biz geniş açı adını veriyoruz. Ama burada dikkat etmen gereken bir şey var. Ölçüsü 90 ile 180 derece arasında olan açıya. Bazı arkadaşlar yanlış biliyor. Şöyle yapıyorlar. Ölçüsü 90 dereceden büyük olan açılar geniş açıdır diye algılanıyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Tanım gereği ölçüsü 90 ile 180 derece arasında olan açıya biz geniş açı veriyoruz. Adını veriyoruz. 180'den büyük olan açıya herhangi bir şekilde bir tanım yapılmamış. Yani 190 derece geniş açı mıdır? Hayır. Ölçüsü 0, 90 ile 180 derece arasında olan açı geniş açıdır. Bunu sakın ama sakın unutma. Doğru açı. Evet bir doğrunun oluşturduğu açı. Kaç derece şöyle bakacak olursan. Hocam burası 180 derece. Ölçüsü 180 derece olan açıya doğru açı adını veriyoruz. Tam açı adı üstünde tam. Tam açı Açımız tam açımız kaç derece? 360. 360'dan sonra tekrar ediyor böyle. Yani bir döngü şeklinde devam ediyor. Bu S ölçüsü falan trigonometrikte falan göreceksiniz ama tam açı dediğimizde biz açımız kaç derece oluyor? 360 derece oluyor. Evet ölçüsü 360 derece olan açıya da tam açı adını veriyoruz. Tümler açıya gelelim. Arkadaşlar bunun tanımları bileceğiz tabii ki. Temel kavramlardan bahsediyoruz. Tümler açı. Diklik işareti neydi? Ters T ile gösterelim gösterilmiyor muydu? Evet. İşte tümler ve bütünler bazen karıştırılabiliyor. Tümler açı bak T ile başlıyor. T ile başladığı için böyle ters T'den aklınıza gelsin. Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya denir. Yani ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya biz ne diyormuşuz? Tümler açı adını veriyormuşuz. Mesela X ile Y açısının toplamı 90 ise X ile Y'ye ne diyeceğiz? Tümlerdir diyeceğiz. Ya da biz iki bilinmeyenden yapacağımıza tek bilinmeyeni tavsiye ediyoruz. Mesela bir açıya alfa dediniz. Alfanın tümlerinden bahsediyorsa eğer 90'a tamamlayan açısından bahsedeceksin. 90'a tamamlayan açısı ne olacaktır? 90 eksi alfa olacaktır. Evet alfanın tümleri 90 eksi alfa tümler. Ters t'den aklınıza gelsin. Ters de diklik işareti o zaman to ölçüleri toplamı 90 derece olan açı. Bakalım sırada ne var? Örnek var. Mesela 80'in tümleri. 80'in tümleri nedir? 80'in tümleri nedir? 90-80'dir değil mi? Evet. O da kaç derecedir? 10 derecedir. Ben bunlardan buldum? 90-80'den buldum. Yani 80'in 90 derece tamamlayan açı. X derecenin tümleri nedir? 90 x'tir. 90'a tamamlayanı. 20 artı x'in tümleri nedir? Bunları bilmek lazım. Hocam 20 artı 20 artı x'in tümleri de 70 artı x diyorsunuz. Hayır. Bak şimdi bunu bulurken şöyle yapacaksın. 90'dan neyi çıkartacaksın? 20 artı x çıkartacaksın. Ama 20 artı x çıkartırken tamamını çıkartacaksın. Yani bu ne yapıyor? 90 eksi 20 eksi dağıtıyorsun. Eksi x'ten bu da neye eşit oluyor? 70 eksi x'e eşit oluyor. Ama böyle yapacağınıza bak 70 eksi x ya. Hocam 20'nin 90'a tamamlayanı ne? 70. X'i yok etmen lazım. Eksi x demen lazım. Ya da tam tersi. Mesela şöyle bir şey gelseydi. 40 eksi x'in tümleri sorulmuş olsaydı. Tümleri sorulmuş olsaydı 40'ın 90'a tamamlayanı kaç? 50. X'ten kurtulman lazım. Eksi X var burada. O zaman ne diyeceksin buraya? Artı X dersen X'ten kurtulursun. Bak topladığın zaman da kaç yapıyor? 90 yapıyor. Ya da bir tane daha yapalım. Hocam mesela 70 eksi 3x diyelim. 70 eksi 3x'in tümleri nedir diye sorulduğunda hocam 70'in 90'a tamamlayanı nedir? 70'in 90'a tamamlayanı 20'dir. E 20 ise bu eksi 3 xten de kurtulman lazım ne diyeceksin? Artı 3x diyeceksin. Tamam bu şekilde yap. Hani 90'dan böyle 70-3x çıkartmak kafanı karıştırabilir. 90'a tamamlayan açısı. y 70'in 90'a tamamlayanı 20. E 3x'den kurtulman lazım. O da artı 3x yapıyor deyip daha rahat bir şekilde sonuca ulaşırsın. Aklında bulunsun. Mesela geldik örnek 2'ye. Evet bir açının ölçüsü tümlerinin 4 katından 10 fazladır. Arkadaşım bu aslında bir problem gibi. Bir açının ölçüsü bir açıya sen ne diyeceksin? Alfa diyeceksin mesela. Bir açının ölçüsü tümlerinin ölçüsü tümlerinin 4 katından 10 fazlaymış. Evet bir açının ölçüsüne alfa dedik. Tümleri ne oluyor o zaman? 90 eksi alfa oluyor. O zaman diyeceksin bir açının ölçüsü okudun ve işlem yapacaksın. Bir açının ölçüsüne alfa dedim. Eşittir tümlerinin ölçüsünün yani 90 eksi alfasının 4 katından 10 fazladır. E 4 katından bunu 4 ile çarpacaksın. Kaç fazlaymış? 10 fazlaymış. E, bu da yazdıktan sonra bunu düzenleyeceksin. Alfa neye eşit oluyor? 4 ile çarptığın zaman şöyle 4 ile çarp bakayım şunu. Şunu 4 ile çarp. 4 kere 9 90 360 e, eksi 4 alfa mı yaptı? Evet artı bir de 10 var. E buradan eksi 4 alfayı öbür tarafa atınca artı 4 alfa yapar. Yani 5 alfa yaptı burası. 360 artı 10 da 370'e eşit oldu. Alfa da böylelikle kaça eşit oldu? 370 bölü 5'e eşit oldu. Hemen şunu yapıyorsunuz. 370'i 5'e bölüyüp hocam diyorsunuz. Böyle işlem işte 3 5'e bölünmüyor. 37'yi 37 böleceksiniz falan filan. Hocam 5 kere 7 35 diyorsunuz. Falan filan diyorsunuz. Arkadaşlar 5'e bölme kuralı çok karşımıza çıkıyor. Aslında 5'e bölme kuralı e, 10'a bölüp 2 ile çarpmayla aynı değil midir? Evet. 5'e bölme kurulunda şunu yapabilirsiniz. 0'a atıp 2 ile çarpabilirsiniz. Evet 0'a at 2 ile çarp. Yani bu 37 çarpı 2'ye eşittir. 0'a at 2 ile çarp. Bu da kaç yapıyor? 74 mi yapıyor? Aynen öyle. Evet bu açının ölçüsü soruluyor zaten. Biz de bu açıya alfa demiştik. Cevapta kaç yaptı? 74 yaptı arkadaşlar. Örnekkinin cevabı 74 oldu. Geldik 7. özelliğe. Yani bütünler açı. Bütünler açıda ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya ne diyormuşuz? Bütünler açı adını veriyormuşuz. Bak, bir tümler var, bir de bütünler var. Tümler açı dediğimiz 90'a tamamlayan, ters T'den aklımıza gelsin. Bütünler açı dediğimizde 180'e tamamlayan 90 ve 180. Yani x açısıyla y açısı toplamı 180 ile ise x ile y ne diyeceksin? Bütünler diyeceksin. Ya da alfa açısının bütünlerinden bahsediyorsak ne diyeceksin? 180'e tamamlayan açısından bahsedeceksin. Yani 180 eksi alfa diyeceksin. Mesela örnek 3'te 70'in bütünleri 180 eksi 70'tir. 180 eksi 70 kaç yapar arkadaşım? 110 yapar. Yani 110 derecedir. E o zaman 110'u bulduk. 2x'in bütünleri mesela. Hocam 180'e tamamlayan açıtır. 180 eksi 2x'tir. İşte 110 eksi x'in bütünleri. Bak biraz önce tümlerde yapmıştık. Bunun 180'e tamamlayanı. 110'un 180'e tamamlayanı nedir? Hocam 70'tir. E burada eksi x'ten kurtulmamız lazım. Eksi x'ten kurtulmak için de artı x diyeceğiz. Birkaç örnekte ben yapayım. Mesela 80 artı 3x diyelim. Bunun bütünleri nedir? Bunun bütünleri de hocam 80'i 180'e tamamlayalım. 100'dür. 3x'ten kurtulmam lazım. Eksi 3x deriz. Ya da atıyorum 175 eksi 7x diyelim. Bunun bütünleri nedir? Bunun bütünleri de hocam 175'in 180'e tamamlayalım. 5'tir. Eksi 7x var. Eksi 7x'ten kurtulmam lazım. Artı 7x diyeceğim arkadaşlar. Evet. Bütünlerde bu şekilde yaparsanız böyle x'ler olduğu zaman vay efendim 180 eksi 175 eksi 7 x yazmaktansa sayıların böyle 180'e tamamlayanı x'ler varsa onları yok etme gibi düşündüğü zaman daha net bir şekilde 180'e tamamlamayı bulabilirsin. Tamam hadi bakalım geldik örnek 4'e bir açının ölçüsü hemen diyoruz bir açıya alfa diyelim evet bir açıya alfa dedim bütünlerinden bütünleri de ne oluyor 180 eksi alfa yapıyor. Okuduğunu yazacaksın sadece. Okuduğunu işleme dökeceksin. Bak diyor ki bir açının ölçüsü alfa eşittir. Bütünlerinden yani 180 eksi alfasından 20 eksiktir. E tamam bitti. Eksi alfayı öbür tarafa atalım. Artı alfa diye geçti. Yani alfa artı alfa 2 alfa oldu. 180 eksi 20'den burası da 160 mı yaptı? Evet 2 alfa 160 ise alfa da 160 bölü 2 yapar. O da kaç yapar? 80 yapar. Dolayısıyla örnek 4'ün doğru cevabı 80 oldu. Geldik örnek 5'e. Bir açının ölçüsünün bütünlerinin tüm bir açının ölçüsü, bir açının ölçüsünün tümlerinin bütünlerine oranı. Evet, bir açının ölçüsünün tümlerinin tümleri nedir? Biz bir açıya alfa dersek tümleri 90 eksi alfadır. Bütünleri nedir? 180 eksi alfadır. Bak, tümlerinin bütünlerine oranı 2/7 demiş. O zaman 90 eksi alfasının 180 eksi alfasına oranı 2 bölü 7'ymiş. eşler Eşler dışlar yapacağız. İşler dışlar yaptığımız zaman şöyle 7 ile 90'ın çarpımı kaç yapıyor? 7 kere 9 63 630 eksi 7 alfa yaptı eşittir. 2 ile de 180 çarpımı 360 yaptı bir de eksi 2, 2 alfa yaptı. Eksi 2 alfayı öbür tarafa atınca ya da eksi 7 alfayı bu tarafa atınca artı 7 alfa gelir. Artı 7 alfa ve sonra öbür tarafa 360 da öbür tarafa atınca da kaç geliyor arkadaşlar? E, 200 Sanırım 70 geliyor. Evet 270 geldi. Bak 360'ı buraya atınca 630'dan 360 çıkınca 270 geldi. 270 eşittir. 7 alfayı da eksi 7 alfayı da öbür tarafa atınca artı 7 alfa. 7 alfa eksi 2 alfa da 5 alfa yaptı. A 5 alfa. Alfayı buradan ne buluruz? 270 bölü 5 buluruz. E 5'e bölme kuralını öğrendin. 0'a at 2 ile çarp. Yani 27'nin 2 katı kaç yapar? 54 yapar arkadaşım. Örnek 5'i de böylelikle ne bulduk? 54 bulduk. Şimdi geldik ters açılara. İki doğrunun kesmesiyle oluşan karşılıklı iki açıya ne diyoruz? Ters açı diyoruz. İki doğru kestiği zaman şöyle birbirine zıt olan açılara ters açı diyoruz ve ters açılar birbirine eşittir. Yani x ile y birbirine eşit. Aynı şekilde z ile de t iki doğrunun kesmesinde zıt olan açılar bunlar da birbirine eşittir. Yani z ile de t birbirine eşittir diyeceğiz. Mesela şuraya bakacak olursak. Örnek 6'ya bakacak olursak. Hocam şurada ne var? 2 doğru kestiği zaman hop zıt açılar var burada. A, şu açıların eşitliğinden bahsedebiliriz. Böylelikle x'i bulabiliriz biz. eksi x'i bulalım bakalım. Hocam 2x 10 eşittir x artı 20 olacak. Buradan x'i öbür tarafa atınca 2x eksi x'ten x geldi. Eksi 10 da artı 10 diye geçti. 20 artı 10'dan 30 oldu. Evet x 30 oldu. x yerine 30 yazdığımızda 2 ile bak x yerine 30 yaz. 2 ile 30'un çarpımı 60 eksi 10'dan burası kaç yapar? 50 yapar. E hocam burası da 50 yaptı. E tamam. Burası 50 ise şurada bir doğru açı yok mu? Var. E burası 50 ise burası 180'e tamamlayan açısı olmak zorunda. Yani burada kaç, kaç yapar? 180'e tamamlayanı. 50'nin 180'e tamamlayanı 130'dur. Yani y artı 10 eşittir 130 ise y'yi buradan 120 buluruz. E, aynı şekilde ters açıdan dolayı burası da ya da 50'nin 180'e tamamlayanı deyip de şey de yapabiliriz. Z eksi 20 açısı da aynı şekilde neye eşit olacak? 130'a. E bu da 130'a eşitse Z'yi de böylelikle eksi 20 artı 20 diye geçer. 150 diye buluruz. Bizden ne isteniyor? X artı Y artı Z isteniyor. 30 artı 120 artı ne isteniyor? 150 isteniyor. Topladığımız zaman da arkadaşlar şu ikisinin toplamı 150. 150 ile 150'nin toplamı da 300 yapar. Dolayısıyla örnek altıyı da böylelikle 300 bulduk arkadaşlar. Şimdi geldik paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar. Evet, yöndeş açılardan bahsedelim. Bak, paralel iki doğru var, bir de bir kesen var. Evet, paralel iki doğru ve bir kesenle oluşturduğu açılara bakıyoruz. Birer kenarları ortak ve diğer kenarları aynı yönde paralel olan açılara ne diyoruz? Yöndeş açı adını veriyoruz. Arkadaşlar, bunların yönlerini şöyle bir belirleyelim. Şöyle yönlerine bakacağız. Evet, bunlar yöndeş açı. Bakın Aynı yöne bakan açılara biz ne diyoruz? Yöndeş açı diyoruz. Paralellik varsa yöndeş açılar da birbirine eşittir. E burada hangileri yöndeş? Hocam şu açıyla şu açı birbirine eşit. Aynı yöne bakıyorlar. Bak paralel doğrular olduğunda. Bu önemli. Yöndeşliği sorularda çok kullanıyoruz gerçekten. X eşittir A'dır. Sonra Z ile C aynı yöne bakıyor. Evet aşağıya yazacağım galiba. Evet X eşittir A'dır. Sonra Z eşittir C'dir. Sonra Y eşittir B'dir. Sonra buradaki T de D aynı yöne bakıyor. T ile de D aynı yöne bakıyor. Bunlar birbirine eşittir. Geldik öbürüne. Evet iç ters açılar. Birer kenarları ortak ve diğer kenarları ters yönde ve paralel doğruların iç tarafında olan açılara biz ne diyoruz? İç ters açılar adını veriyoruz. İç ters açı adını veriyoruz. A, adı yok iç ters. Biz buna kısaca Z kuralı da diyoruz arkadaşlar daha kolay aklımızda kalıyor. Bu yöndeş açı Z kuralı ve biraz sonra göreceğiniz M kuralı var arkadaşlar. Bu üçü çok önemli. Bak M kuralı, Z kuralı, bir de iç bir yöndeş açı, bir de U kuralı aslında. Bunlar önemli hatta M U Z muz diyelim. Bunlar gerçekten önemli. Burada açılar içeride olacak. İçeride olan açılarımız A B Y X Y. Ya da hani şuradaki şöyle şuna bakacak olursak. Şu harflerin hepsine bakacak olursak. X ile Z dışarıda mesela. Hocam Y ile T içeride. C ile de A içeride. O yüzden iç ters açı diye tanımlanmış. Buradaki iç ters açılarımız. A, B, X, Y. Burada hem içeride hem de birbirine ters olan açılar. Hangileri? A ile X. Hocam A ile X birbirine eşittir. Ya da B ile Y birbirine eşittir. İçeride ve birbirine ters. Yönlerine bakacak olursan şöyle. Evet B ile de Y birbirine nasıl arkadaşım? Ters. O yüzden B ile de Y içeride ve birbirine ters. İşte burada biz buna iç ters açılar diyoruz ve iç ters açılar birbirine eşittir. Hocam niye Z kuralı diyoruz? Bak iki paralel doğru arasında şöyle bir Z harfi ya da S harfi oluşuyorsa. S ya da Z. Şöyle arkadaşım. Ama Z olarak aklınıza kodlayın. Şöyle bir Z harfi oluşuyorsa Z'nin şuradaki açıları eşit. Ya da S'nin içerideki şuradaki açıları birbirine eşit diyeceğiz arkadaşlar. Z kuralı bizim için gerçekten ama gerçekten önemli paralellik verildiği zaman zaten biz direkt buna bakıyoruz. Yöndeşlik var mı? İç ters yani Z kuralı var mı? Ya da U kuralı var mı? Biraz sonra göreceksiniz U kuralını da. Dış ters diyelim şimdi de. Arkadaşlar dışarıda olacak ve birbirine ters olacak. Biz bu açılara ne diyoruz? Dış ters açı adını veriyoruz. Evet dışarıda ve birbirine ters. Şunlar. Bunu bilmek zorunda değilsin. Niye? Çünkü bak D iken burası da D değil mi? Z iken burası da Z değil mi? A Z kuralı oluştu. Böylelikle D ile Z birbirine eşit oldu diyebilirsin. Ya ama bilmene gerek yok ama tanım olarak yine de bilsen iyi olur. Şimdi dışarıda ve birbirine ters olan açılar. D ile Z ve C ile de T. C ile de T ne olacaktır? Dış ters açı olacaktır ama bunu bilmene gerek yok gerçekten. Çok fazla kullanmıyoruz bunu. Özelliklere gelelim ama özelliğe gelmeden önce bir şey göstermek istiyorum size. Şimdi burada iç ters açılarda şöyle dedik ya. Şu A ile X birbirine eşit. Bak dikkat et. A ile X'in birbirine eşitliğini yazınca şuraya A yazınca hocam burası A ise bu Y yan yana geldi. A ile Y'nin toplamı ne yapıyor? Doğru açı yaptığından dolayı 180 derece. A A ile Y'nin toplamı 180 derece. İşte biz burada şunu da söyleyebiliriz aslında. Şöyle karşıt durumlu açılar. Şurası A, burası Y ise şöyle bir U kuralı varsa daha doğrusu. U kuralını da bilmekte lazım. Z kuralı, U kuralı, M kuralı. Yani M, U, Z bizim için gerçekten çok önemli. Bak burada U kuralı varsa şunların toplamı yani A artı Y neye eşittir? 180 eşittir. Ya da şurası B, burası X ya. İki paralel doğru arasında şöyle bir yan yatık bir U kuralı var. Ya paraleller şöyle de olabilir. U'muz şu şekilde de olabilir. Fark etmez. Burada da U kuralını da bilmek lazım. Burada bir de X artı B de ne olmak zorunda? 180 derece olmak zorunda. Niye? Z'den dolayı burası X yapıyor ya x ile b'nin toplamı 180 derece yaptığından dolayı. Hani bilmesek olur mu? Olur. Ama biz bunu sorularda gerçekten kullanıyoruz. O yüzden buradaki karşıt durumlu açı deyip şuraya da yazabilirsiniz ya da U kuralı da diyebilirsiniz. Bu U kuralı gerçekten bizim için önemli olan şeylerden biri. Şimdi özelliklere bakalım. Bu özellikleri yaparken zaten onları da kullanacağız. Şimdi Z kuralı. Arkadaşlar iki doğru birbirine paralelse biraz önce bahsettim zaten ben Z kuralında. Hop şöyle. AA A şu a'lar birbirine eşit. Ya da şöyle şuradaki z kuralından s kuralından dolayı şurada kaçı da burada kaçı birbirine eşittir diyebiliriz. Z kuralı dediğimiz olay bu. Peki m kuralı nedir? m kuralı da işte şu. Hocam şöyle iki paralel doğru arasında şöyle bir m harfi oluşuyorsa sola bakanlar toplamı sağa bakanlar toplamına eşit olacak. Ya da sola bakanlar sağa bakana eşit olacak. Yani a artı b buraya eşit olacak a artı b'ye. E bu M şu şekilde de verilebilir tabii ki. Ters olarak da verilebilir. Yani şu şekilde de gelebilir. Yani şurası A burası B ise burası da ne olacaktır? A artı B olacaktır. Peki hocam bu nereden geliyor diye soracak olursanız. Bakın doğru açıları çözerken arkadaşlar bazı yöntem ve tekniklerimiz var. Ya paralel doğruları uzatarak işlem yaparız ya da sivrilen yerden paralel çizerek özellikle çok karışık sorularda Baya bir hayat kurtarır. Sivrilen yer mesela şurası garip bir sivrilen yer. Hocam burada da sivrilen yer var. Ama sivrilen yer derken şuna dikkat edeceksin. Paralel doğrular üzerinde olmayan sivrilen yerden. Evet sen buradan bir tane paralel çizersen. Bak şöyle paralel çizersen. paralel çizdiğimde hocam Z'den dolayı bak burası A oldu. Buradaki Z'den dolayı da burası da B mi oldu? Gerçekten buradaki açı A artı B'ye eşit oldu. Bak sana soru çözüm yöntemini de açıklamış oluyorum böylelikle. Görüyorsun sivrilen yerden paralel çizerek de soruca rahat bir şekilde ulaştığımız durumlar oluyor. Özellikle çok karışık sorularda. Mesela burada zikzak kuralı denmiş. Zikzak kuralı şu. Sola bakanlar toplamı sağa bakanlar toplamına eşit. Yani x artı y sola bakanlar eşittir. A artı b artı c. Yalnız burada dikkat etmen gereken bir şey var. Dikkat et. Burada sistematik sırayla devam etmek zorundasın. Mesela buradan sağa bakan ok diye başladıysan Sistematik sıralı bir şekilde. Hocam sonra sola bakan, sonra sağa bakan, sonra sola bakan, sonra sağa bakan açı şeklinde gitmelisin. Çünkü niye? Adam sana C açısı olarak belki burayı veriyor. Burayı verdikten sonra sen burası sola bakıyor diye sola bakan açılar toplamından alıyorsun. Hayır böyle değil. Sen buradan başladıysan sağ, sol, sağ, sol, sağ. Okları koy sağa bakanlar, sola bakanlar. E burada kaçı verilmişse 180'e tamamlayanı bulup şuradaki açıyı bulup Sağ bakanlar içerisinde alacaksın bunu. Bunu sakın ama sakın unutma. Ha burada da mı sıkıntı yaşadın? Burada da sıkıntı yaşarsan e, sıkıntı yaşadığında doğru açılarda yapman gereken en etkili silah şu. Sivlen yerden paralelleri çizerek sonuca da ulaşabilirsin. Z'den dolayı A dersin. X X, A kalır. Z'den dolayı burayı yazarsın. Z'den dolayı burayı. Buradaki Z'den dolayı da burayı yazarsın. Zaten sonuç kendiliğinden çıkar. Tamam. Sıkışırsan eğer sivrilen yerden paralel çizmeyi unutma. Ama o sivrilen yer paralel doğru üstünde olmayacak. Bunu da unutma. Mesela geldik kalem ucu. Diyor ki A artı B artı C. A artı B artı D 360 derecedir diyor kalem ucu. Ben mesela bunu kullanmam. Niye? Ben böyle bir şey gördüğüm zaman ya daha abartılısı gelirse şöyle 3 tane gelirse o zaman bu A artı B artı C artı D hocam şeye mi eşit? E, ne derler? 180'e mi eşit? Değil. Yani buna da dikkat et. Bunu bulurken de mesela şuradaki çözüm yönteminden faydalanacaksın. En etkili silah, sivilen yerden paralel çiz. A hocam U'dan dolayı bu ikisinin toplamı 180. Burada da U'dan dolayı bu ikisinin toplamı yine 180 yapar. 2 tane 180 360 yapar. Mesela 4 tane şey olursa açı olursa ne olacak o zaman? Sivilen yerden şöyle paralel çizdiğin zaman şu paralel çizdin. Şu paralel çizince bak şimdi U'lara 1 2 3 tane U var. 3 tane 180. O zaman bu 4 açının toplamı da 3 tane 180'e eşittir. 5 açının toplamı olursa 4 tane 180'e eşittir diyeceksin o zaman değil mi? Evet. Yani böyle böyle gidebilirsin. İşte böyle köşe sayısı deyip böyle formülüze edenler var ama bence formülüze etme. Sivrilen yerden paralel çiz ama sivrilen yerden paralel çizerken paralel doğru üzerindeki sivrilen yer değil. Tekrar söylüyorum buna. Lütfen ama lütfen dikkat et. Tamam mı? Kalem ucu gördüğünde sen istersen 360 diye aklında kaldıysa yap ama sivrilen yerden de paralel çizip de böyle de yapabilirsin. Ya da sen kalem ucunu gördün. Paralel doğruyu uzattın. Hocam şöyle dersin. Buradaki açıyı bulursun. A ise burası 180 eksi A dersin. E ondan sonra D ise burası 180 eksi D dersin. E hocam şu ikisinin toplamı B'ye eşit dersin. Bak burada da farklı bir çözüm yapayım. 180 eksi A artı 180 eksi D neye eşit? B'ye eşit. A ile eksi D'yi öbür tarafa atınca 360 eşittir a e, artı b artı d'ye eşit oldu. Bak buradan da çıkıyor. M kuralından da çıkıyor. Sivri yerden paralel çizmeyle de çıkıyor. İstediğin yerden yapabilirsin bunu. Tamam dostum. Bunu da sakın ama sakın unutma. Geldik örnek 7'ye. Evet örnek 7'ye bakalım. Hocam verilen açıları biz kullanacağız. Çok farklı çözüm yöntemleri var. Özellikle doğru açılar arkadaşlar onlarca çözüm yöntemiyle karşılaşabilirsiniz. Mesela Hocam Z'den ben şu açıyla bu açının eşitliğini yazabilirim dersiniz. Birinci yol bu. Hocam burası X artı 10 dersiniz. Sonra bu açılar yan yana geldi toplamları 180 dersiniz. Ya da hocam ters açıdan dolayı buradaki açıyı yazarız. 2X artı 50 dersiniz. E hocam burası ne oldu? E burası da o zaman toplamları 180 olacak dersiniz O'dan. İkincisi bu. Üçüncüsü çok böyle çoğaltabiliriz. Hocam şu doğrular paralel değil mi? Genelde paralel doğruları böyle belirtirseniz üst, üzerine çizerek yaparsanız daha net bir şekilde yaparsınız. Madem bunlar paralel e hocam burada bir yöndeşlik var. Bu açıyla bu açı yöndeş açı. Yani burası 2x artı 50 dersiniz. Buradan da işleminizi yapabilirsiniz. Onlarca yol var arkadaşlar. Burası ters açıdan buraya eşit deyip sonra bu e, yöndeşlikten buraya eşit deyip sonra toplamları 180 yine diyebilirsiniz. İstediğiniz yoldan yapın. Ben şu yöndeşlikten yapayım. Hocam bu açıyla bu açı yöndeş açı. E bunlar yan yana geldi. Burada ne oluşturdu? Bir doğru açı oluşturdu. Yani 2x artı 50 artı x artı 10 eşittir 180 diyeceğiz. Buradan 3x eşittir ee, 60 yaptı. 180'den 60 çıkınca da 120 yaptı. X'i de böylelikle kaç bulduk? 40 bulduk. Evet bizden de x deniliyor. De cevap böylelikle 40 çıktı. Geldik örnek 8'e. Örnek 8'de de arkadaşlar her zaman bilinenden bilinmeyene ulaşmaya çalışın. Bazı arkadaşlar şunu yapıyor. Hocam burada x var. E büyük böyle paralellik şunlar paralel doğru değil mi? Şu paralel doğruda büyük U var. x ise burası 180 eksi x'tir diyor. Tamam çıkar ama işlem kalabalığın olur. 180 eksi x'i de iki eş parçaya böleceğim hocam o zaman dersin burada. Ondan sonra bir de burada U yaparız dersiniz. Olay biter. Ama ben şunu tavsiye ediyorum. Öncelikle paralel doğrular var mı? Var. O paralel doğrular. Şu paralel doğru, şu paralel doğru, bu paralel doğru. Bir şey çizmeden önce. Hep böyle bir şeyler çizmeye böyle yelteniyoruz. Öncelikle verilen bilgileri kullanabiliyor muyuz? Kullanamıyoruz. Kullanamazsak o zaman bir şeyler çizeceğiz. Doğruda açılarda bir şey çizmeden nedir? Ya paralel doğruları uzatırsın ya da sivrilen yerden paralel çizersin. Bunu da unutma. E hocam 130'a bakacağız. Bak bilinenden bilinmeyene gideceğiz. 130'a baktığın zaman şurada bir U kuralı var mı? Aa var. Yani toplamları 180 olacak. 130 sa 180'den 130 çıkarttığınız zaman kaç yapıyor? 50 derece yapıyor. Burası 50 yaptı. E şu açıların eşit olduğunu da söylemiş. E bu açıların eşit olmasından dolayı burada kaç da kaç derece yaptı? Toplamda 100 derece yaptı. E burası 100 derece ise e, sonuçta şunlar da birbirine paralel. Bak şunlar da şu birbirine paralel. E burada büyükte de şöyle bir u kuralı yok mu arkadaşım? Var. Yani 100 ile x'in toplamı da kaç olması lazım? 180 olması lazım x de böylelikle kaç buluruz? 80 derece olarak buluruz. Yani örnek 8'i böylelikle 80 bulduk arkadaşlar. Geldik örnek 9'a. Evet. Şimdi bunu iki farklı şekilde çözeceğim. Yalnız sizin en fazla en fazla tercih ettiğiniz yolu söyleyeyim ben size. İlk başta oradan çözeyim. Yalnız sizin ilk böyle tercih ettiğiniz yolla çözdüğünüz zaman üçgen bilgisi de işin içine giriyor. Onu da hatırlatayım. E hocam ben üçgeni biliyorum diyenler buradan devam edebilir. Bak Paralel doğrular varsa paralel doğruların şöyle üstünden geç. Eyvallah. Var mı? Var. Ve bu verilen bilgileri kullanamıyorsanız Z kuralı, U kuralı, M kuralı yoksa o zaman ne yapacağız? Bir şeyler çizeceğiz. Hiçbir şekilde verilen bilgiyi kullanamıyoruz. O bir şeyler çizmede nedir? Genelde paralel doğruyu uzatıyorsunuz. Doğrudur. Paralel doğruyu uzatabilirsiniz. Uzattığın zaman a şimdi yüzü kullan. Hocam U'dan dolayı nedir? Burası 80 derece değil midir? Yüzün 180'e tamamlayanı evet. Burası 80 oldu. Ters açıdan dolayı burası da mı 80 oldu? Çünkü X burada. Buradaki üçgende, buradaki üçgene yoğunlaşmak zorundayım ben. E hocam burada da 110 derece var. 110 ise 180'e tamamlayan açısı 70'tir. 80, 70 daha 150. X'e de kaç kaldı? 30 derece kaldı diyebilirsin. Bak rahatlık burada ama paralel doğruyu uzatınca genelde biz üçgen bilgisini kullanmak zorunda kalıyoruz. Şimdi bunu kullanmadan başka türlü nasıl çözebiliriz? İki farklı çözüm yöntemi var dedim ya size. Bir paralel doğrular uzatabilirsiniz. Ki üçgenleri bilenler yapabilir. 2. Baktığınız soruda verilen bilgileri kullanamıyorsunuz. Bir şeyler çizmeniz gerekecek. Sivrilen yer önemli yer. Hocam sivrilen yer burası var. Hayır paralel doğru üstünde bak. Paralel doğruları şöyle bir belirleyelim. Paralel doğru üstündeki sivrilen yerleri almayacaksınız. Hocam burada da var olmaz. Burada da var olmaz. Burası var olur. İşte buradan sivrilen yerden bir paralel çizdiğin zaman tamamıyla doğru açılardan çözüme ulaşırsın. Bak 110'u kullan. Hocam U kuralı var. Toplamları 180 yapacak. Bu açıyla bu açının. Yani 110'un 180'e tamamlayanı kaç derecedir? 70 derecedir. Hocam yüzü kullanayım. Bak bilgileri kullanmak. Ben çözüm yöntemi bu şekildedir. Geometride verilen bilgileri kullanabildiğin sürece geometriyi yapabilirsin. Hocam şurada da bir U kuralı var. Yüzü kullanacaksam eğer. Ya da hocam direkt Z kuralı var deyip burası 100 ise burası da 100 diyebilirsin. Ama genelde U kuralı daha rahat bir şekilde görülüyor. E burası 100 ise burası da ne olacaktır? Toplamı 180 olacağından dolayı 100'ün 180'e tamamlayanı 80 derecedir. Sonrasında şuradaki açıların toplamı yani 70 artı x artı 80 eşittir 180 olacağından dolayı böylelikle x'i de ne buluruz? 80 artı 70 150 olduğundan 180 eksi 150 olarak buluruz ve x'i de böylelikle kaç derece bulduk arkadaşlar? 30 derece olarak bulduk örnek 9'da. Tamam gençler bu şekilde unutmayın. İki farklı şekilde çözüm yönteminiz var. Ya paralel doğrular uzat ya da sivrilen yerden paralel çiz. Evet gençler burada bitirelim isterseniz. Bundan sonra da biraz M kuralını içeren sorular var ve genel sorular var. Ee, buradan sonrasında bir sonraki videoda halledelim. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda o da doğru açıların ikinci videosu olacak. Son videosu olacak. Doğru açıların ikinci videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.